2009 yılında Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde 11 ülkede asgari ücret bizden daha düşüktü. Ama bugün 2019 kıyaslamasına baktığımızda sadece 3 ülke bizden daha düşük asgari ücrete sahip. Dolayısıyla dünya sıralamasında da asgari ücret açısından baktığımızda gerileyen bir durum söz konusu. Türkiye'deki asgari ücret 8 ülkenin daha gerisine düştü, sondan 4. oldu. 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret görüşmeleri devam ederken DİSK'in hazırladığı raporda çok çarpıcı bir sonuç çıktı. Araştırmaya göre Türkiye Avrupa ülkeleri içinde en düşük asgari ücrete sahip 4 ülkeden biri. Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde sadece 3 ülke, Arnavutluk, Sırbistan ve Bulgaristan'da asgari ücret bizden daha düşük. Onun dışındaki bütün ülkelerde asgari ücretin Türkiye'den daha yüksek olduğunu görüyoruz. 2019 yılı itibariyle ülkemizde uygulanan asgari ücretin birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktığını görmekteyiz. Çalışma Bakanı'nın bu açıklamasını DİSK rakamlarla yanıtladı. 10 sene öncesinde 11 Avrupa ülkesini geride bırakıyordu Türkiye. Ama yıllık artış hızı %2.8 seviyesinde kaldı. Litvanya, Estonya, Çekya, Romanya gibi ülkelerinde bulunduğu 8 ülke 10 sene içinde Türkiye'yi yakaladı ve geçti. Artış oranının bu kadar düşük olması asgari ücretin döviz ve altının da çok gerisinde kalmasına sebep oldu. İşte asgari ücretlinin 2003 yılından bu yana kaybettiği Cumhuriyet altınının miktarı. 2003 yılında 25 adet Cumhuriyet altını alabiliyordu yıllık kazancının tamamıyla. Şimdi ise 14 adet alabiliyor. Yani 11 tane Cumhuriyet altını eksilmiş oldu asgari ücretliden. DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş'in araştırmasına göre eşi çalışmayan ve iki çocuklu bir asgari ücretli gıdaya günde sadece 18 lira ayırabiliyor. Yani asgari ücretle geçinmeye çalışan bir ailenin günlük 18 liraya gıda ihtiyacını karşılaması, buna göre öğün başına 1,5 liraya doyması bekleniyor. Ulaşıma ise günde 2 lirası kalıyor. Tek yön gidiş bileti kadar. Bu süreç ne yazık ki demokratik bir biçimde işlemediği için yıllar içerisinde değer kaybeden ve açlık sınırının bile altına gerileyen bir asgari ücret var Türkiye'de. Türkiye'de çalışanların %43'ü asgari ücretli. Geri kalan çalışanların maaşı içinde belirleyici kriter olan asgari ücret DİSK'e göre 2020'de net 3.200 lira olmalı. Esnaftan yoğun olarak mesaj geliyor efendim.